Saygıdeğer izleyenler, 28 Mayıs 2023 Pazar günü ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de, Ordu'da Cumhurbaşkanlığı seçimini hayırlısıyla gerçekleştirdik. Seçimin sonunda galip ortaya çıkmaya başladığı andan itibaren ya da daha açık bir ifadeyle Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kazandığının belli olması üzerine ülke genelinde olduğu gibi Ünye'de, Ordu'da da kutlamalar yapılmaya başlandı. Bu kutlamalara Ordu Gülyalı'da Erkan Kurt kardeşimizin feci şekilde ölümü damga vurdu. Bu konuda ülke olarak, insanlar olarak üzüntümüz has safhada. Konuyla ilgili olarak Türkiye Sosyalist İşçi Partisi Ünye Eski Başkanı Salim Oğuz ve yönetici arkadaşı Şenol Bulat Bey duygularını dile getirecekler. Önce Şenol Bulat Bey'e soralım. Kardeşim Erkan Kurt'un vefatını nasıl değerlendiriyor? Hocam öncelikle ülkemizdeki durumu bir ön plana bakaraktan şöyle ifade edeyim. Türkiye'de bir seçim oluyor ve adı demokrasi üzerine oluyor. Ve akabinde tüm parti liderleri ve parti il, ilçe, genel başkanlık düzeyinde herkes demokrasi diyor. Herkes barış diyor. Herkes insanca bir yaşam dayatması içerisine giriyor. Ama şöyle şu tür olaylarla karşılaşıyoruz. Sokaktaki insanını o kadar şiddete, o kadar kavgacı, o kadar hırçın ve apolitik bir zemine getiriyorlar ki katletme duygusunu ön plana çıkartıyorlar. Bu tamamen ülkedeki insanların birbirine olan saygı, değer ve diğer ilişkilerini de yozlaştırmaktadır. Ayrıca şunu ifade edeyim. Cumhurbaşkanımız hepimizin başkanı olması gerekir. Ama bir cumhurbaşkanı muhalif insanlara şunu deme lüksü yok. Bay bay Kemal'in seçmeni. Hayır, bu ülke bizim. Ne Sayın Cumhurbaşkanımızın, ne Bay Bay Kemal'in, ne diğer parti liderlerinin. Çünkü onları biz seçiyoruz. Ve en büyük temel sorunumuz, insanlarımız birbirini sevmeyi öğretebilecek politikacılara ihtiyacımız var. Birbirimizi katledecek politikacılara değil. Empati yapalım. Hiçbirimiz empati yapma duygusu yok. Özümüzü yitiriyoruz. Öldürmek, katletmek ilkel ve hayvani bir içgüdüsel eylem biçimidir. Önce biz bunları insanımızı eğitim, yaşam, televizyonlarımızla bir şekilde topluma ulaştırmak zorundadır. Bu da bizim ülkemizi yöneten kadroların, politikacıların temel unsurları olmalıdır. Ayrıca diğer bir nokta şu. 28 Mayıs'taki bu üzücü olay bizim Ordu ve Karadeniz halkına yakışmıyor. Biz misafirperver, ehli canap ve o derecede milliyetçi ve vatansever bir toplum dokumuz olan bir kara bölgenin insanlarıyız. Arkadaşımızın katledilmesini üzücü bir şekilde karşılıyorum ve ayrıca kınıyorum. Kınamaktan öte bir daha bu tür olayların tekrarlanmaması için tüm yetkili birimlerden güvenlik önlemleri ve gerekirse mahalle muhtarlarını çağırıp bu konulara seminerler verip toplumun daha duyarlı ve şeffaf olmasını sağlamasını temenni ediyorum. Hepinize saygıyla sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Evet, saygıdeğer izleyenler, Türkiye Sosyalist Partisi Ünye İlçe Eski Başkanı Sayın Salim Oğuz kardeşimizin de bu konudaki duygu ve düşüncelerini alalım. Buyurun Sayın Oğuz. Efendim, teşekkür ederim. Moda TV'nin bize bu açıklamayı fırsatını verdiği için Moda TV'ye çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bir defa baştan şunu söylemek istiyorum. Bu seçimleri kazanan halk olmadı. Saray oldu. AKP ve saray iktidarı oldu. Emperyalizm oldu. İşbirlikçiler oldu ve sermaye oldu. Halk, kutlayan halk kendi zaferine değil sarayın zaferini kutladı. Bu anlamda sarayın zaferini kutlarken AKP'li ve MHP'li faşistler tarafından burada görmüş olduğunuz Erhan Kurt kardeşimizi hiç hak etmediği bir olaydır. Hiç kimse ölümü hak etmez. Bu anlamda bıçaklayarak öldürmüşlerdir. Bu olayı lanetliyorum. Kesinlikle lanetliyorum ve aynı zamanda bu olayın takipçisi olacağız. Ordu valisi de açıklama yaptı. Açıklamada çok detaylı değildi bu açıklama.
açıklama sadece bir sıradan aileyi bir olay, sıradan bir olay gibi. Sorunlar bulundu dedi. Evet, sorunlar bulundu dedi. Yine o açıklama yapması da güzel ama burada kutlamayı yapan insanlar tarafından bu AKP'ler ve MHP'ler yapıyor bu kutlamayı. Bu kutlama esnasında efendim bu kutlamalar tabii ki bir şekilde kutlayabilirler ama kutlamanın da insan öldürecek dereceye gelmesi de çok antidemokratik, çok faşizanca bir uygulamadır. Kesinlikle katılmıyoruz ve bunu lanetliyoruz. Karşıyız. Bu tür olmaması için AKP ve saray iktidarına çağrı yapıyoruz. Bunlara bir tedbir alınması ve bunların önlenmesi bakımından buradan ilan ediyoruz. Ve de arkadaşımıza, bu kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kendisine güzel bir insandı. Çoluk çocuğuna, bütün yakınlarına başsağlığı diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Saygılar. Sağ olun.